Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Beni takip eden arkadaşlarımdan biri bana atlas çiçeği hediye verdi. Çok güzel, benim yoktu atlas çiçeğim. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Kendisinde çok güzel çiçekleri var. Atlas çiçeği vardı. Bana da hani hediye etmek istedi böyle. Çeliklerinden koparıp da hani gönderdi sağ olsun. Bunların ekimini yapacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte yapmak istedim. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Pembe, bir de kırmızı açan göndermiş. Tabii çiçeği üzerinde solmuş. Bu köklü arkadaşlar. Diğerleri köklü değil. Bunların da yaraları kurudu. Onların ekimini yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Saksı toprağı da hazırladım. Bonzo taşı ekledim arkadaşlar. Bir de tarçın ekleyeceğim toprağıma. Hem sineklenmeyi engelliyor hem de böceklenmeyi engelliyor arkadaşlar. Mutlaka ben ekimlerde kullanıyorum tarçın. Çiçeklerde de çok vitamin olarak çok fayda sağladığını da düşünüyorum. Gerçekten salon bitkilerimde de kullanıyorum. Kullandığım zaman hani böyle daha bol çiçek açtıklarını görüyorum arkadaşlar. Tarçının. Mutlaka siz de toprağınızda kullanın. Önce şu köklü olanı ekmek istiyorum. Şurada da benim yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Çiçek açtı. Ama atlas çiçeğim yoktu. Çok mutluyum. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah tutarlar. Çok istiyordum bir atlas çiçeğimin olmasına. Çiçekleri çok güzel arkadaşlar. Şöyle çiçekleri üzerinde solmuş ama çok güzel. Şunları şöyle alayım. Bilemedim de. Bunu direkt güneş görmeyen bir yerde konumlandıracağım. Şekilde arkadaşlar ekimini yaptım. Çok güzel çiçekler açıyor gerçekten. Çok seviyorum. Çok seviyordum. Hani araştırıyordum. Hatta almayı düşünüyordum atlas çiçeğini. Arkadaşım hediye etti sağ olsun. Biraz daha tarçın eklemek istiyorum. Böceklenmeyi, sineklenmeyi engelliyor. Biraz su da vermek istiyorum arkadaşlar, azar azar. Bu benim akvaryumumuzun suyu. Suyunu değiştirdik. Boş su vermek istemiyorum. En azından vitamin açısından da arkadaş, akvaryum suyu balık dışkısı ve yem atıkları sayesinde balıklarımıza da doğal bir gübre olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle şurada kovamda balık suyum var. Akvaryum suyunu değiştirdik. Hani en azından boş su vermektense bu şekilde hani doğal bir gübre olarak hani çiçeklerimize verebiliriz. Çiçeklerimde de hani kullanıyorum ben bu suyu. Hepsinde balkon, salon bitkilerimde. Yumurta suyu, akvaryum suyu hepsini kullanıyorum.
Hani bu şekilde hem değerlendiriyorum, çiçeklerime de doğal gübre sağlamış oluyorum. Bunun ekimini yaptım arkadaşlar. Kohlera çiçeği ekeceğim. Bu saksı değil arkadaşlar. Çok amaçlı bir kutu. Çok uygun bir fiyata aldım. 5,5 TL. Buna da çiçek ekeceğim. Kohlera çiçeklerim arkadaşlar. Bunları çelikten kol uzatarak büyüdüğü için bunlar bebek yavruları. En büyümüş olanları şöyle 2 tane vardı. İkisini kopardım. Bunların ekimini yapacağım. Bunlar köklendikten sonra satışa koyacağım arkadaşlar. Bunların satışını yapıyorum. Şöyle çok uzun olduğu için. Şu kısmını toprağa yatırıyorum. Şu kısmını. Köklendirmemize gerek yok. Zaten bu şekilde tutuyor arkadaşlar. Şuradan kırayım. Üstünde de tomurcukları var, çiçek açacak. Yazın bol bol çiçekler açıyor. Bu da çok suyu seviyor. Bu salon bitkisi. Bol aydınlık, ışık, güneş gören bir yerde konumlandırırsak yaz boyunca çok güzel gelişiyor arkadaşlar. Kol atarak büyüyor. Sarkan bir tür. Bunlar köklendikten sonra satışa koyacağım. Satışta olan var, köklü kohlera çiçeklerim de var. Satışta olan. Bunların da bebekleri büyüdüğü için, hani bunlar da çok güzel geliştiği için bunları da bu şekilde koparıp ekmek istedim. Satışa koyacağım inşallah. Şekilde ekimini yaptım arkadaşlar. Sulamasını da yapacağım. Atlas çiçeğim. İnşallah sağlıkla büyür, köklenir. Bu da yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.